Sigaracılar belli oldu. Az bir şeyimiz kaldı arkadaşlar. En zengin 10 ekonomideydik. En eski 10 şehir arkadaşlar. Dünyanın en eski 10 şehri. Arkadaşlar ÖSYM biliyorsunuz artık son dönemde güncelden ziyade genel kültür sorularına ağırlık vermeye başladı. O yüzden bu tip bilgiler önemli bizim için. Dünyanın en eski 10 şehri arkadaşlar. Birinci sırada Şam var. İki Atina. Üçüncü Biblos, Lübnan'ın Biblos kenti. Dördüncü Kudüs. Beşinci Verona, Hindistan'ın Veronesi şehri. Meksika'nın Şolula şehri. Filistin'in Eriha. Sekizinci sırada Halep var. Dokuzda Filibe var Bulgaristan'da. Ve onuncu Çin'in Luyana kenti. Dünyanın en eski 10 şehri arkadaşlar. En eski şehirler. Uzay. Uzay diye başlık açmamıza neden oluyor Seyme. Gezegenler değil mi? Uzay. Çıkıyor. Hep çok çıkıyor. Yani neyse bu aralar uzayı seviyoruz. Güneş'e en yakın gezegen arkadaşlar. Merkür. En yakın gezegen. En uzaksa Neptün arkadaşlar. Dünyaya da en uzak gezegen tabii ki. Dolayısıyla arkadaşlar Neptün. Saat yönünde dönen tek gezegen Venüs arkadaşlar. Saat yönünde dönen tek gezegen Venüs. Dünyaya en yakın gezegen gene Venüs. Dünyaya en çok benzeyen gezegen Mars arkadaşlar. O yüzden de hep Mars'ta bir canlı yaşam arayışı sürekli devam ediyor. Daha doğrusu aslında yaşam arayışından ziyade yaşanılabilecek koşullar var mı sorusunun cevabını arıyorlar. Eğer ki gelecekte bir gün dünya yaşanılmaz hale gelirse ki bu konuda bayağı hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Alternatif bir medeniyet kurabileceğimiz gezegen olarak şu anda en yakın Mars gözüküyor arkadaşlar. Uydusu olmayan gezegenler Merkür ve Venüs arkadaşlar. Onların uydusu yok. Merkür ve Venüs'ün uydusu yok. Güneş çevresinde en hızlı dönen gezegen gene Merkür. Güneş çevresinde en hızlı tur atan gezegen Merkür. Plüton artık gezegen olarak kabul edilmiyor arkadaşlar. Gezegenliğini elinden aldık. Fazla küçükmüş. O yüzden de gezegenler arasında yer almıyor. En büyük gezegen Jüpiter. Bu yüzden sınav sorusu. Güneş sisteminin en büyük gezegeni aşağıdakilerden hangisidir demişti ve Jüpiter. En küçük gezegen ise Merkür'dür arkadaşlar. Güneş sistemin iki yeni gezegeni var arkadaşlar. Eris ve Güneş sistemin iki yeni gezegeni. Ekseni etrafında en yavaş dönen gezegen de Venüs. Kendi ekseninde en yavaş dönen gezegen de gene Venüs arkadaşlar. Güncel bilgiler. Arkadaşlar artık dediğim gibi bunlar genel kültürün ötesinde güncel son dönemde olan olaylar. Sadece Şubat ve Ocak ayını baz aldım burada biraz zamanla da ilgili. Hani uluslararası kuruluşa, ulusal kuruluşlara ağır vermek amacıyla aldığımız. Arkadaşlar Forbes'un Şubat ayına baktığımızda Forbes'un en zengin 100 ismi, Türkiye'nin en zengin 100 isminde arkadaşlar birinci sırada Murat Ülker var. 1,5 milyar dolar bir azalmaya rağmen en zengin iş adamı Murat Ülker arkadaşlar. 2.9 milyar dolarla 3. defa Türkiye'nin en zengin kişisi olmuş. Fibo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2.6 milyar dolar servetiyle geçen yıl olduğu gibi arkadaşlar bu yılda ikinci sırada memur olup bu listeye gireceğiz değil mi? Hepimiz 2.6 milyar dolar, milyar lira, dolar, dolar bazı 2.6 milyar dolar servete memur olup ulaşamayacağız. 2.4 milyar dolar servetiyle Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferik Şahenk arkadaşlar 3. sırada geliyor arkadaşlar. Merkez Bankası faizleri değiştirmemiş arkadaşlar bu dönemde. Politika faizini %7,5'ta tutuyor gene bu ayda arkadaşlar aynı şekilde. Ankara'da maalesef arkadaşlar askeri aracın geçişi sırasında bir patlama meydana geldi ve 28 kişi hayatını kaybetti. Buradan hepsine Allah rahmet eylesin diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Basketbolda Fiat Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka doğuşu Bogdanovic'in son saniyelerde attığı 3 sayılık basketle 67-65 yenen Fenerbahçe kazandı arkadaşlar. Fiat Erkekler Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçelilerden bir alkış. Az mı Fenerbahçeli var? Enteresan. Bir alkış da Beşiktaşlardan alayım. Hakkını yemeyelim Galatasaraylıların da. Galatasaray'ı bu sene gösterdiği üstün başarıdan ötürü kutluyoruz arkadaşlar. Sağ olsun bir Beşiktaşlı olarak. Efendim? Yok, vazgeçin demedik zaten. Beşiktaşlı olarak bizim için üstün bir başarı sergiledi. Fenerbahçe'yi yenip Beşiktaş'a yenilerek gayet başarılı bir performans sergiledi. Evet. Çipli kimlik kartları geliyor arkadaşlar. Çipli kimlik kartları. Yıllardır bunu bekliyoruz. Çipli kimlik kartları, o büyük cüzdana hiçbir yere sığmayan kimlik kartlarından sonunda kurtuluyoruz arkadaşlar. Pilot bölge olarak Kırıkkale arkadaşlar seçilmiş. Bize çok yakın. Herhalde oradan direkt bize doğru gelir çipli kimlik kartları. O kadar yakınken. Arkadaşlar kimlik kartına özel tasarlanmış, üretilmiş olan şifreli grafik tasarımlarına, özel DNA sahip mürekkepler, mikro ve nano yazılar gibi onlarca gizli ve açık güvenlik özelliğine sahipmiş yeni çipli kimlik kartları. Çok güvenli olduğu iddia ediliyor. Bakalım. Güzel bir şekilde bilgilerimizi saklarlar. Arkadaşlar, yıl sonunda hizmete girmesi planlanan Üsküdar Ümraniye Sancaktepe Çekmeköy hattı Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olacak. Sürücüsüz arabayı çok gördük. Birazcık daha sürücüsüz metro görelim demişler. Sürücüsüz metro ilk defa arkadaşlar Üsküdar Ümraniye Sancaktepe Çekmeköy hattı arasında gerçekleşecek. Bir de bizim Keçiören metromuz. İnşallah yürürlüğe girecek. Bekliyoruz. Özellikle o metro hattını kullanan, Batıkent metro hattını kullanan arkadaşlar Keçiörenlerden daha fazla bekliyorlar bu hattın açılmasını. İnşallah. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Nobel Barış Ödülü'nün nüfusu kadar sığınmacıya ev sahipliği yapan kilise verilmesi için Nobel Komitesi'ne başvurdu arkadaşlar. Kilise Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi için komiteye başvurmuştu Şubat ayında. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada Suriye sınır güvenliğinin desteklenmesi amacıyla 15 gün süreli özel güvenlik tedbirleri alınmış arkadaşlar Gaziantep Valiliği tarafından sınır güvenliğinde. Bunu zaten yazmıştık. Türk kökenli yazar Feridun Zaimoğlu'na Preussische Seehandlung Vakfı tarafından Berlin Edebiyat Ödülü. Feridun Zaimoğlu'na Berlin Edebiyat... Almanca zor bir dil ya. Almanca enteresan bir dil arkadaşlar. Berlin Edebiyat Ödülü'nü almış Feridun Zaimoğlu. Almanya'nın başkenti Berlin'de 66. düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali Hayal Kırıklığı filminin gösterimiyle başladı arkadaşlar. Türkiye'den Ümit Köken'in yönettiği Mavi Bisiklet, Mete Gümürhan'ın Genç Pehlivanlar ve Barış Kaya ile Soner Caner'in Rauf ve Rauf filmleri Ahı Öztürk'ün Toz Bezi'de forum bölümünde yer almaktadır arkadaşlar. Vatikan temsilcisi Papa Francis ile Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi 1. Kiril Havana'da buluşmuşlar arkadaşlar. Şubat ayında Havana'da buluşmuşlar. Hristiyan mezhepleri arasındaki 1000 yıllık ayrılığa son vermesi bakımından çok önemli bir buluşma arkadaşlar. 1000 yıllık bir ayrılığı sona erdirmeyi amaçlıyorlar artık. Türk Edebiyatı Vakfı kurucusu gazeteci yazar Ahmet Kabaklı vefatının 15. yılında gene Şubat ayında panelle anıldı. Yönetmenliğini Mustafa Kara'nın üstlendiği Kalandar Soğu filmi Fransa'nın bir festivalinde. Fransızca daha zor bir dil. Jüri özel ödülünü almış arkadaşlar.
Festivalde jüri özel ödülünü almış, dünya premierini Kasım ayında Tokyo'da gerçekleştirmiş film. Jüri başkanlığını Olan Şüpheliler, X-Men gibi filmlerin ünlü yönetmeni Bryan Singer'in yürüttüğü 28. Uluslararası Tokyo Film Festivali'nden de en iyi film ve en iyi yönetmen olmak üzere iki ödül aldı arkadaşlar. En iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini aldı Kalandar Soğuğu. Başarılı, güzel şeyler oluyor. Ocak ayı. Ocak ayında arkadaşlar, Avustralya açıkta erkekler kategorisi finalinde Novak Djokovic, Andy Murray 3-0 yenerek kupayı 6. kez kazandı. Avustralya açık tenis turnuvasında tek kadınlar finalinde Alman tenisçi Angelique Kerber, dünya sıralamasında 1. sırada olan Serena Williams'ı 2-1 yenerek ilk Grand Slam turnuvasını kazanmış. İlk Grand Slam'ini kazanıyor. Hayırlı uğurlu olsun ona da. ABD'de yaşayan Türk kökenli bir kişi tarafından teslim edilen Ankara'daki Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlanan Tuğra'nın Sultan II. Mahmut'a ait olduğu belirlenmiş arkadaşlar. Ocak ayında Sultan II. Mahmut'un Tuğra'sı Etnografya Müzesi'nde artık sergileniyor. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 29 Şubat 6 Mart tarihleri arasında Ankara'da yapılacağı açıklanan 2B kategorisi Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası'nı terör bahanesiyle Türkiye'den alıp İspanya'ya maalesef vermiştir arkadaşlar. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlığı görevine getirildi Ocak ayında. Ondan önce de kim getirilmişti? Hidayet Türkoğlu. O da çok ünlüydü. O da sorular karşımıza gelebilir arkadaşlar. Hidayet Türkoğlu da gene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlığı getirilmişti. Bir bakalım şöyle. En başarılı siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Türkiye'nin en gurur duyulan ismi Aziz Sancar. Bak, bu arkadaşlar bağımsız bir kuruluş, akademetrenin sonuçları. Bakalım en önemli olayı 1 Kasım genel seçimleri olmuş arkadaşlar. En önemli olayı 1 Kasım genel seçimleri olmuş. Türkiye'nin dış politikasını etkileyen en önemli olay Rusya'nın Suriye'ye doğrudan müdahalesi olmuş. Bilim ve teknoloji alanında en başarılı kurum sıralamasında Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK seçilmiş arkadaşlar. Araştırma Kurumu Türkiye'nin ekonomi alanındaki en başarılı kurumlar da belirlenmiş. Buna göre Borsa İstanbul %26.4 ile 1. sırayı alıyor. En başarılı iş ekonomide en başarılı isim ise Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı olmuş arkadaşlar. Mini motosikletçi Kenan Sofuoğlu yılın spor alanında en başarılı ismi olmuş. En başarılı spor kulübü Fenerbahçe olmuş. En başarılı müzik alanı en başarılı isim ise Gülşen seçilmiş arkadaşlar. Son dönemde o kadar da hani gündemde olan bir isim değil aslında Gülşen de. Ya da ben takip etmiyorum, bilmiyorum. Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorileri toplam 48 kareye yer verdi. Yılın fotoğrafı oylamasına 115 bin kişi katılmış arkadaşlar. Aralık ayı boyunca devam eden oylamada haber kategorisinde Fırat Yurdakul'un çektiği Şah Fırat Operasyonu, yaşam kategorisinde de Oktay Bayar'ın çektiği Kadınlar Günü, spor kategorisinde ise Orhan Akkanat'ın çektiği Arda Turan'ın gözyaşları. Hadi alkışlayalım Arda Turan'ı da burada. Kimse alkışlamadı ya. Arda'yı. Arda'yı alkışlayalım ya. Arda alkışlanmaz mı? Birinci olmuş. Ork Araştırma Şirketi tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan en başarılı belediye başkanları araştırmasının sonuçları açıklanıyor. Ve Melih Gökçek arkadaşlar. Melih Gökçek en başarılı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise en başarılı ilçe belediye başkanı seçilmiş arkadaşlar. Esenler'i bilmiyoruz. Bizde de gayet başarılı belediyeler vardı. Bizden de ilçeyi de seçebilirlermiş yani. Niye öyle İstanbul'a gitmişlerse? Suriye'den gelerek Türkiye'ye yerleşen Tanbih Cumhur, Gürcistan Tiflis Uluslararası Mozart Müzik Yarışması'nda genel enstrüman sıralamasında 3. piyano dalında da 2. olmuş arkadaşlar. Çin'in kuzeyindeki Harbin kentinde düzenlenen dünyanın en büyük buz ve kar festivali dev buz yapıtlarını ziyaretçilerine olağanüstü manzaralar sunuyormuş. Ben görmedim.
Harbin'de bu yıl 32.si düzenlenen Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali İstanbul'daki Ayasofya Müzesi, Rus Katedrali, Avrupa Mimarisi'ne ait önemli yapıtların yanı sıra Çin saraylarının renkli lazer ışıkları süslenen buzdan dev minyatürleri sergileniyormuş arkadaşlar. Bizden gördüğünüz gibi Ayasofya Müzesi'ni sergilemişler orada. Türkiye'nin ilk minyatür parkı Minyatürk'ü son 5 yılda 5 milyon kişi ziyaret etmiş. Minyatürk'ü 5 yılda 5 milyon kişi ziyaret etmiş. Ben bunu görmüştüm. Diğerini görmemiştim ama bunu görmüştüm. Gayet başarılı bir müze olmuş. Maket bulunan eserler hakkında Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Japonca ve İspanyolca olmak üzere 9 farklı dilde bilgi veriliyor arkadaşlar. Mükemmellik sertifikası ile ödüllendirilmiş arkadaşlar Minyatürk. Mükemmellik sertifikası ile. Ertuğrul 1890 filmi arkadaşlar Japonya'nın Oscar ödülleri olarak nitelendirilen 39. Japon Akademi Ödülleri'nde 10 dalda aday gösterilmiş arkadaşlar. 10 dalda aday gösterilmiş. Türk Hava Yolları ayrıca Batman vs. Superman Adaletin Şafağı filmine de sponsor oldu. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Sinema'nın Uluslararası Film Festivali düzenlenen törenle başlamış Ocak ayında arkadaşlar. Daha önce Hollywood, New York, Roma, Amsterdam, Londra gibi 11 farklı şehirde gerçekleştirilen festivalin açılış töreni İstanbul Pera Palas'ta yapıldı arkadaşlar. Sinema'na Film Festivali, Uluslararası Film Festivali. Türk şarkıcı Serhat Hacı Paşalıoğlu İsveç'in başkenti Stockholm'da 61. Eurovision şarkı yarışmasında San Marino'yu temsil edeceği açıklanmış arkadaşlar. San Marino'yu temsil edecekmiş. Türkiye'nin ilk kağıt fabrikasının kurulduğu Yalova'da 2013'te açılan İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nin 2005 yılı sonuna kadar 150 bin kişi ziyaret etmiş. Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe, Dünya Ekonomik Forumu'nda yapılacak tanıtımın uluslararası alanda ön plana çıkarılması hedefleniyor. Arkadaşlar Göbekli Tepe çok önemli bir buluş, dünya tarihinin yeniden şekillenmesine neden olan bir buluş olarak karşımıza çıkıyor. Bilinen dönemden çok daha eski dayalı yerleşik dini inanışın olduğu burada saptandı. Önümüzdeki süreçte çok daha büyük bilgilere ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bakalım. Birinci sosyal farklılık ödülleri sahiplerini bulmuş arkadaşlar. Çekmeköy Belediyesi'nin çıkardığı Çekmeköy 2023 dergilerine. Yaşam boyu onu Orhan Gencebay, Hincal Uluç ve Şansal Büyükağ almış. En iyi sosyal proje dalında Çocuklar Gülsün diye projesiyle Gülben Ergen ödüle layık görülmüş. Ünlü müzik grubu Eagles üyesi solist ve gitarist Glenn Frey hayatını kaybetti 18 Ocak'ta arkadaşlar. Eagles hepimizin gençliğini en azından çocukluğunu dolduran bir müzik grubu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen İstanbul Kültürel Arası Sanat Diyalogları Derneği tarafından hazırlanan 16. yüzyıl dahisi Matrakçı Nasuh sergisi İstanbul'da açıldı. Harry Potter filmlerinde Profesör Snape rolüyle tanınan İngiliz aktör Alan Rickman 69 yaşındaydı, hayatını kaybetti da burada. Fransa'nın son kraliçesi Antoinette'in aile dostları İsveçli diplomat Axel de Fersen'e yazdığı mektupta üzeri karalanan paragrafın sırrı araştırmacılar tarafından aydınlatılmış. Fransa Koleksiyonları Koruma Merkezi kraliçe tarafından Fersen'e yazılan 4 Ocak 72 tarihli 13 paragraflı mektubun karalanan son paragrafını ilk sıçrını yöntemiyle okumayı başardığını duyurmuş. Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin dünyaca ünlü eserlerini bir araya getiren The Art of Banksy adlı sergi dünyada ilk kez İstanbul'da sanatseverlerle buluştu arkadaşlar. Roma'da Fatih Avrupa'nın kaderini değiştiren adam belgeselinin özel gösterimi yapıldı. İtalyan sinemasının önemli ismi Ettore Scola tedavi gördüğü klinikte yaşamını yitirmiş. Scola çektiği filmleriyle Special Day, Viva Italia, Le Bal ve Le Famiglia sinema dünyasının en prestij ödüllerinde Oscar'da en iyi yabancı film dalında 4 kez aday oldu. Ancak Oscar heykelciğine sahip olamamış arkadaşlar. Dünyanın en ünlü orkestra şefleri arasında yer alan ve 26 kez Grammy ödülüne layık görülen Fransız müzisyen Pierre Boulez hayatını kaybetmiş 5 Ocak'ta.
FIFA tarafından sezonun en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü belli oldu arkadaşlar. 2015 FIFA Altın Top ödülünü Barcelonalı futbolcu Lionel Messi kazandı arkadaşlar. En iyi teknik direktör de Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique seçildi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Arkadaşlar, güncel bilgiler tabii ki hani böyle akılda kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz ama biraz dediğim gibi şans işi. Umarım hepiniz bu anlamda çok şanslı olursunuz ve çok güzel sorular çıkar, istediğiniz yerlere ulaşırsınız. Sınavda şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım çok iyi bir sınav geçirirsiniz. Çok iyi bakın kendinize.